MHP Genel Başkanı Devlet Halkı Bahçeli Ankara, Ankara. Kızılcahamam'da izliyoruz. Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımızın Kızılcahamam Patalya Otel'de düzenlediği ve iki gün boyunca devam edecek toplantı sürecine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz diyorum. Ayrıca ekranları başında bizleri takip eden Büyük Türk milletinin her güzel ve muhterem insanına bu vesileyle selamlarımı gönderiyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Alanlarında uzman arkadaşlarımızın yapmış oldukları muhtevalı hazırlıkları anlaşılır ve sade bir dille sunumlarıyla inanıyorum ki görüş açımız derinleşecek, ufkumuz genişleyecek, fikri birikimimiz perçinleşecektir. Sizlere her bakışımda, sizlerle her karşılaştığımda henüz söylenmemiş şiirlerin şairlerini, henüz yükselmemiş şahserlerin mimarlarını, henüz duyulmamış namelerin bestekarlarını, henüz okunmamış kitapların müelliflerini, henüz yazılmamış destanların müfitlerini görüyor ve iftar ediyorum. Özellikle bilmenizi istiyorum ki Türk gençliği istikbal beyannamemizdir. Türk gençliği istiklal bereketimizdir. Türk gençliği irade bedestenimizdir. Milliyetçi ülkücü gençlik ise Türk gençliğinin özü, özgüveni, öz değeri ölü toprağını silkeleyip atan serden geçti yüreğidir. İnsan kaderinin en gizemli yanlarından birisi bugün attığı adımın kendisini nereye götüreceğini bilmemesidir. Ancak kaderin kavşak noktalarını kıvrım hatlarını akıl, şuur ve ükü sahibi dava insanların tayin en azından tatmin edebilmesi mümkündür. Çünkü ne kadar geriye bırakılırsa illerinin daha fazla açığa, açıklığa kavuşması bir hayat gerçeğidir. Bir hakkın mütalaa edildiği takdirde geçmişte yaşanarak tecrübe edilmiş hadiseler yekününün geleceğin kuytu köşelerine ışıklar salacağı nitelikte görülecektir. Bunun için Millet ve tarih şuurunun insan vicdanında kök tutması lazımdır. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eseri olacaktır. Kimsenin önüne geçemeyeceği ilahi nizam böyledir. Yaratılışın muhteşem bu gerçeğini kavrayamamış olan insanların ve toplulukların Ömürlerinin kısa, izlerinin silik, varlıklarının geçici olması kaçınılmazdır. Bir yönüyle tarih yaşamayı becerememiş, hayata tutunamamış, sürekliliğini sağlayamamış, sayısız toplumlar için onları acımasızca öğüten bir değirmenin tanımıdır. Dünya coğrafyası ayakta duramamış varlığını sürdürememiş ve saman alevi gibi parlayıp sönmüş, yüzlerce toplumun bugün enkaz ve harabe haline gelmiş kalıntılarıyla doludur. Buna karşılık varoluşu anlam kazandıran, dün, bugün ve yarın arasındaki muazzam terkibin farkına vararak aldığı miras üzerinde müşterek bir şuur geliştiren, bir kültürü bayrak yapan ve bu bayrağı taşıyacak nesiller yetiştiren toplumlar tarihin bu hazin işleyişini bertaraf etmeyi başarmışlardır. Bu sonsuz oluş ve arayış bugün de sürmekte. Milletini arayan abidelerle abidesini kaybetmiş milletler için tarihin acımasızlığı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Türk kültürünün alemdar ve dilaver neferleri sizlersiniz. Türk tarihini Türk istiklaline eklemleyecek tertemiz niyet sizlerledir. Ülke ocaklarının hakkı, halkı ve hakikati gözeten iman, ahlak, vatan ve millet sevgisiyle temellenmiş kaynağını Türk İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliği mücadelesinin rahatsızlık duyanların Yalan ve iftira çitasını yükseltmesi son derece doğaldır. Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, fitne fesat okları devamlı üzerinize geliyorsa, baskı ve kuşatma altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğru, önünüz açıktır. Yeter ki birlik ve bütünlüğünüzü zafa uğratmayınız. Yeter ki duruşunuzdan duyuşunuzdan ve dirayetinizden taviz vermeyiniz. Ülke ocakları kurulduğu ilk günden bu yana pek çok haksız ve ayasız suçlamaya maruz kaldı. Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine diş bileyen, cephe açan, husumet duyan ne kadar grup oluşum ve müfteris emel sahibi varsa karalama yarışına girdi. Ülke ocaklarından yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ancak unutulan bir gerçeği hatırlatmak da bir dava görevimdir. Ülke ocakları Türk milletinin aşılamayacak hisarı, yıkılamayacak kale duvarı, teslim alınamayacak kahramanlık timsalidir. Esasen karanlık hedefin odağında ülke ocaklarından ziyade Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. İşgal ve ihanetin tedavülü ve tezahürü maksadıyla yol temizliği yapmak için kollarını sıvayan iç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularını kaçıran, hatta çılgına çeviren ülke ocaklarıdır. Bu tarihi misyondan huzursuz olanların hepsi Türk düşmanlığının kümesinde toplanmışlardır. Bu cesur ve celalet tavırdan mülhem dertlenen, deliren, şikayet eden ve nem kapan kim varsa Türkiye yüzyılını ve Türk devrini kabus gibi tarif ve tevil eden namertlerdir. Derelerin sığ yerlerinden balık avına çıkan pelikan kuşları gibi Buldukları leşin etrafında kanat çırpan akbabalar gibi. Çevremizde pusu kuran sipere yatanlar akıllarınca zayıf anımızı ve yumuşak karnımızı kollayanlar hüsrana uğramaya gene mahkum olacaktır. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Çankaya yokuşunda balam, Asya'nın bozkurtları, Gönüllerde aynı türkü, tanrı korusun türkü, Çankaya yolundayız balam, yaşadıkça Türkçüyüz Marşı'nı öylesine söylemedik, iş olsun, zaman dolsun bahanesiyle haykırmadık. Nice feragat ve fedakarlık örneğiyle vatan ve millet uğruna karşılıksız sevdanın bedelse bedelini seve seve ödedik müsellem bir mücadeleyle milli ve manevi değerlere canlı kalkan olduk. Hiç yılmadık, hiç yüksünmedik, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik. Bugünlerde ülke ocaklarını kötülemek için kuyruğa girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara, kutlu varlığına gölge düşürmek için çırpınanlara baktığımızda hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz. Küresel ve bölgesel krizleri Türkiye'ye ihraç etmek için yanıp tutuşanların önünde iman ve irade duvarı gibi yükselen, şer odakları şaşkına döndüren ülk ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Akıl, azim, ahlak, anlayış ve sabırla millete hizmet yegane hedefimizdir. Nihayetinde Milliyetçi Ülkücü Hareket, Cumhur İttifakı ile birlikte Türk milletinin muazzez umutlarını omuzunda taşımaktadır. Rivayete göre büyük halk ozanımız Yunus Emre, 3000 şiir söylemiş. Bunları bir divan haline getirmiş. Molla Kasım adında bir fıkıh bilgini bir su kenarına oturup bu şiirleri okumaya başlamış. Bunlardan binini okumuş ve şeriata aykırı bularak yakmış. Diğer bin tanesini de aynı sebeple suya atmış. Üçüncü bine başlayınca derviş Yunus bu sözü eğri büyülü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir. Beytiyle karşılaşınca hatasını anlamış ve Yunus'un kerametine inanmış. Fakat ne çare ki elde bin şiir kalmış. Derler ki şimdi Yunus'un o yakılan bin şiirini gökte kuşlar ve melekler denize atılan bin tanesini balıklar, kalan bin şiirini de insanlar okuyormuş. Bu rivayet bize Molla Kasım'ın sadece zahiri bilgileri edinmiş fakat hakikat bilgisinden yoksun bin din bilgili olduğunu göstermektedir. Bunun sonucu olarak Yunus'un şiirlerine karşı böyle davranmıştır. Ne var ki günün sonunda hatasını anlayarak kalan şiirleri de yakmamıştır. Sizlerin mücadelesi emin olunuz ki Yunus'un şiirleri gibi dilden dile söylenecek. Bugün tuzak kurup kara kampanya imal edenler dünya gözüyle vakti saati geldiğinde pişmanlıklar içinde hakkınızı teslim etmek durumunda kalacaktır. Türk milletinin bunca akıl boyunca akıl bilek ve gönül gücüyle ilmik ilmik dokuduğu tüm değerlerinin nişanesi ülkü ocaklarıdır. İslam medeniyetinin inanç menbaından süzülerek damıtılan tüm hazinelerin haznedarı ülkü ocaklarıdır. Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın yararı dokunamaz. Ülküsü olmayan, ilkesi olmayan, uğruna her türlü fedakarlığı yapacak ülkesi de bulunmayan bir insan veya cemiyetin hayat damarları kupkurudur. Bakınız Cenab-ı Şahabettin ne demişti. Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürülerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizindir. Amaca erişmek için her yolu meşru ve mübah sayanların değerlerini nasıl erozyona uğrattığını, nasıl öğütüp erittiğini Türkiye ve dünya sahnesindeki çok sayıda örneğe bakarak söylemek mümkündür. Şükürler olsun ki ne yaptığını bilen, nereye ulaşacağını şuurla kafasında taşıyan, her birisi vatan, vatan müteafi olan sizin gibi arkadaşlarımla Türkiye ve Türk milleti yeni yüzyıla mührünü vuracaktır. Muhteris, mukallit ve mumya zihniyetlerin hayallerinizi çalmasına, heyecanlarınızı kırmasına, hedeflerinizi karartmasına, heveslerinizi kursaklarınızda bırakmanıza müsaade etmeyiniz. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Aklınızda, inancınızda, vicdanınızda, karakter ve kabiliyetinizle mücadeleyi sürdürdüğünüz sürece çalışmayı bir hayat felsefesi, okumayı bir varoluş ikramı gördüğünüz müddetçe aşamayacağınız hiçbir engel olmayacaktır. <laughs> Öyle bir zaman geldiğinde kim var diye sorulunca sağına soluna bakmadan fert fert ben varım diyen Türk gençliğiyle ve hülasa sizlerle her zaman gurur duyacağım. Merhum Peyami Safa diyordu ki, bir milleti yok etmek isterseniz askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını yozlaştırmak kafidir. İşte böylesi bir tehdidin karşısında Ülkücü Türk Gençliği güvencedir, settir, bariyerdir, barajdır. Bu nedenle de gözler üzerimizdedir. Merhum Ahmet Hamdi Tanbran'ın ifadesiyle söylersek, öyle bir devir ki bilenler yazmıyor ve susuyor, bilmeyenler yazıyor ve susmuyor. Konuşmamın gerektiği yerde susmak susulması gereken yerde konuşmak ahlaklı alamettir. Haklı olduğunuz sürece susmayınız. Yeri geldiğinde çığlığı andıran suskunluğunuzda da taşları yerinden oynatınız. Uyuşukluk ve cehaletin ezemeyeceği ruh yoktur. Millet vicdanının tükenmez bir hazinesi vardır ki o da ahlaktaki saflık ve bozulmamış, bozulmamışlıktır. Ruhunuzla ebedi, onurunuzla erdemli olmanın yanı sıra aklınızla ve ahlakın ahlakınızla da meşale gibi aydınlık saçınız. Türk İslam medeniyetinin kavrayışında akıl üç büyük gücün simgesel değerini teşkil etmektedir. Birincisi dağınıklıkla birleştirilen gücü, ikincisi meselenin özünü kavrayan gücü, Üçüncüsü de nefsin azgınlığını durduran gücü. Akıl olmadığı yerde fikir de yoktur. Fikir yoksa mücadelenin anlam ve anlaşılır bir yanı da yoktur. Nihayetinde aklı olmayanların bayağı tarihlerine ve bayatlamış tacizlerine bo boyun eğecek bir baş sizlerde asla olam, olmaz, olamaz, olmayacaktır. Yusuf Hasacip diyordu ki, akıl olmazsa insan kendini tutamaz. Bilgi olmazsa işini yapamaz. Aklın ve bilginin istikameti yegane tercihiniz olmalıdır. Unutmayınız ki başkasının bilgisiyle bilgili olsanız da ancak kendi aklınızla akıllı olabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, değerli ülküdaşlarım, hayat sonlu bir sürecin sonsuz hedefleriyle bezenmiştir. Biz faniler için bir beka sonsuz bir amaçtır. Bugünkü dünyanın asıl açmazlarından birisi bütüncül hakikat anlayışını kaybetmesidir. Tavsiyem hakikatin vakkaniyetin sevdalısı olmanızdır. Modernizm en mutlu insan isteklerinin en çoğuna sahip olan insandır diyor. Halbuki sabır, şükür ve zikir üçgeninde gökdelen gibi yükselen Türk İslam medeniyetinde modernizm bu yaygın söylemi görülmemiş bundan sonra da görülemeyecektir. Aktüel mahiyetli metafizik sıkıntılar iman dolu kalplerde nüfuz edemeyecektir. Türk İslam ruhu dünya hayatını ahiretin mezarı mez, mezrası kabul etmektedir. Çünkü camide, okulda, hayatın her muhit ve mecrasında eşit ve onurlu bir yaşam süren insanlarımızın devlet katında ayrıma maruz kalarak ikinci sınıf insan muamelesine uğraması bizim tarihimizin hiçbir döneminde vasat bulmamıştır. Tek münakaşasız fikir ve kalem münakaşası ol olsun. Temenni bilgiye dayalı yorumla, mensubiyete dayalı sadakat ve sevgiyle, üretkenliğe dayalı katılımla Cumhuriyet'in yeni yüzyılına sizlerin de destek vermenizdir. Hiçbir zorluk sizleri durdurmamalıdır. Tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, engeller nasıl olursa olsun taşıdığımız milli sorumluluk şuuru heyecanlarımızı ve öfkemizi bastırmak durumundadır sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlık oyunlardan uzak ve uyanık durmak lazımdır. Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı, samimi bir maziye ve mizaca sahip değildir. Zira milliyetçi ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesapta yoktur. Büyük Türk düşünürü Yusuf Afacip Kutatku birlikte devletin temelini, adaletin teşkil ettiğini şöyle anlatmıştı. Bir gün hükümdar üç ayağı birbirine bağlanmış, gümüş bir tah üzerine oturmuştu. Elinde büyük bir bıçak tutuyordu. Solunda acı bir ot, sağında ise şeker bulunuyordu. Veziri tüm bunların sebebini kendisine sorduğunda ona şu cevabı vermişti. İşte bak ben adalet ve kanunun temsilcisiyim. Dikkat et bunlar kanunun vasıflarıdır. Bu üzerinde oturduğum tahtın üç ayağı vardır. Üç ayak üzerinde hiçbir şey bir tarafa meyletmez. Her üçü düz durdukça taht sallanmaz. Eğer üç ayaktan birisi yan yatarsa, Diğer ikisi de kayar ve üzerinde oturan yuvarlanır. Bak benim tabiatım da yana yatmaz, doğrudur. Eğer doğru eğilirse kıyamet kopar. Ben işleri doğruluk ile hallederim. İnsanları bey veya kul diye ayırmam. Elimdeki bu bıçak biçen ve kesen bir alettir. Ben bıçak gibi keser atarım. Hak arayan kişinin işini uzatmam. Şeker zulme uğrayarak benim karşıma gelen ve adaleti bende bulan kişi içindir. O insan benden şeker gibi tatlı ayrılır. Acı ot ise zorbalar ve doğruluktan kaçan kimseler içindir. Bunlar kavga edip bana gelen ve verdiğim hükümden dolayı Hint hacı içmiş gibi yüzlerini ekşitirler. Benim bu asık suratlılığım verdiğim bana gelen zalimler içindir. İster oğlum, ister yakınım veya hısımım olsun. Kanun karşısında benim için bunların hepsi birdir. Hüküm verirken hiçbiri beni farklı bulamaz. Beyliğimin temeli de doğruluktur. Bize sözde doğruluk dersi vermeye cüret edenler önce kendilerine bakmalıdır. Bize ikide bir parmak sallayanlar haddini ve hududunu bilmek mecburiyetindedir. Adalet ne diyorsa bağlıyız ve saygılıyız. 6-8 Ekim olayları münasebetiyle 37 kişiyi ter katleden teröristleri alkışlayıp pervasızca destek açıklaması yapanların sosyal medya yalanlarından ve sokak ağzından istifadeyle müfterilik yapması ahlaklı ve edepli bir tutum değildir. Türk devlet geleneğinde zulmün yer olmadığı, zor kapıdan girince töre bacadan çıkar tabiriyle anlatılmıştır. Bir başka sözde devlet hayatında zulmün küfürden beter olduğu ifadesi de şöyledir. Melik inkar ve küfürle ayakta kalabilirse de zulümle ayakta kalamaz. Ne Milliyetçi Hareket Partisi ne de Ülke Ocakları onun bunun kum torbası olamaz. Aksine tevessül edip teşne olanların alınlarını karşılamak, akıllarını başlarından almak, boş kafalarına da külah geçirip bizim için çocuk oyuncağıdır. Kendini aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi göze almadan, fikrinin ardında durma becerisini göstermeden, inançlarını savunma kararlılığına sahip olmadan, dava adamlığı mertebesine ulaşmak bugüne kadar ki tecrübelerimizle söylersek ham bir hayaldir. Ülk ocakları her günü sanki bir asra bedel olan yaşanmış onlarca senedin müşahidi, coşkun bir ırmak gibi akıp giden yıllar içinde Türk milletinin müstesna, mütena sevdalısıdır. Ülke ocakları zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülk ocakları dünyevi çıkarlara boyun eğmiş kifayetsiz mühterislerin makam ve para tutkusuna yenik düşerek kök ve kimlik mutasyonuna uğramış kibir odaklarının hasa amaset sığınağı da değildir. Ülkücülük bir insan hayatının bütününü kesintisiz şekilde kapsaması gereken ömür çizgisinin farklı dönemlerinde Herhangi bir kopuş ve sapmaya bütünüyle kapalı olan bir inanç ve irfan halidir. Bu hal ki Türk ve İslam emanetlerinin bir fikir kalıbına emek et, emek, emek dökülüp zaman içinde serpilip büyümesiyle kökleşir, dahası kuvveten fiile geçer. Ülk ocakları fikir ve düşünce yapımızda hayat boyunca taşıyacağımız bir mensubiyet kıvancıdır. Bu kıvançtan nasibini alamayanlar için ülkü ocaklarının bir gençlik macerası görülmesi, bir zaman aralığında tesadüfen bulunulmuş bir yer gibi takdimi gafillik olduğu kadar gerzekliktir. Milliyetsizlere ve milliyetçiliğe linç etmek için sıraya girenlere hatırlatırım ki, milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik, vatanımızı emperyalizmden kurtaran, misyonun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır. Dün kimsenin milliyetçi görünmek istemediği dönemlerde milliyetçi idik, idik ve vardık. Bugün herkesin milliyetçi olduğu iddia ettiği dönemde de varız ve buradayız. Yarın gidişata göre renk değiştirerek girecekleri şekli belli olmayan siyaset palyaçoları yokken de biz yine var olacağız ve yine burada bulunacağız. <laughs> ne var ki böyle bir nihai sonuca varabilmek için hedeflerimizin bir hiyerarşi içinde el alınması gerekmektedir. Önce gerçekleşecek hedef, sonra ulaşılacak hedef ve üçüncü aşamada ise ufkun da ötesindeki nihai hedefin yol haritası ortaya konulmalıdır. Her birimizin hatırında tutması bilhassa arz ederim ki, Türkiye yeni yüzyılda muasır ve müreffeh seviyelere çıkaracak güç sizdedir. Türk milletine giydirilmek istenen kefeni yırtarak yıkım ve ihanet çebekesini hayal kırıklığına uğratacak, mahvu perişan edecek şuur sizin fikrinizdedir. Ülkü ocakları ve ülkü ocaklı kardeşlerim, ihtiyaç olan her anda ortaya çıkarak bayrağı yükseltmiştir. Bu kudret, bu inanç, bu yürek ve şuur hepinizde vardır. Korkacak, çekinecek, ürkecek hiçbir şeyimiz yoktur. Tarafımız doğru, anlımız bak, yönümüz haktır. Ülkocaklı Ocaklı kardeşlerim, insanımıza hürmet ve riayet eden saygın bir karakter bu kişilik vasfına, Ahlaki temizlikle pekişmiş, dürüst, gösterişten uzak, ancak mücadelesinde kararlı bir hayat çizgisine. Çağı, çağın imkanlarını, hadiselerin seyrini, küresel ve bölgesel gelişmelerin çetrefileşen yapısını analiz edip Türkçe yorumlayan bir fikri enginliğe, bir zihni derinliğe, eğitim hayatını aksatmayan, öğrenmeye ara vermeyen öz değerlerinizden beslenen, sürekli okuma ve araştırma çabasıyla feyizlenen bir izrak ve ilim seviyesine, nereden gelip nereye gittiğinizi anlamaya ve anlamlandırmaya kafa yoran, tarihsel ve kültürel kökümüzle bütünleşmiş, aydınlaşmış bir çalışma ve çalışkanlık seciyesine, algı oyunlarına, anarşik tuzaklara, sosyal medya komplolarına dikkat eden, zeka ve sezgi düzeyine, duygu ve inançlarınızı istismar eden karanlık odaklara, direnç ve duyarlılık gösteren vicdan ve feraset donamına sahip olmaları başlıca istek ve beklentimdir. Tarih geç kalanları, geride bakanları, geriye düşenleri asla affetmemiştir. İhmalle geçecek yılların faturası ağır olacaktır oyalanmaya hakkımızın olmadığı açıktır. Çok çalışmalıyız. Geleceğin süper güç Türkiye'sinin hazırlığını mutlaka yapmalıyız. Dün geçti. Lazım gelen dersler çıkarıldı. Önümüze bakacağız. Bozguncuların ayak oyunlarına itibar etmeyeceğiz. Karanlık senaryoları yırtıp atacağız. Tehditleri zamanında okuyup kaynağında etkisiz hale getirmek için saflarımızı sıkı tutacağımız ve birbirimize canla başla sahip çıkacağız. Merhum başbuğumuzun iki emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ile ülke ocaklarıyla her daim var olacak milli ve tarihi hizmetlerine sonuna kadar devam edecektir. Turan ülkümüzden, Kızıl Elma ve İlahi Kelimetullah hedefimizden vazgeçmeden, dava adamlığının muazzam vasfından ayrılmadan, milli ve manevi emanetlere gölge düşürmeden, sele kapılan tük, tük 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 rüzgarla savrulan yaprak, kağıttan kaplan, kumdan kale, fırtınayla sürüklenen köksüz dal değil, çağa yön veren, istikbalin çatısını ören, istiklalin çehresini değer ve canlılık katan bir mücadelenin taraf ve sahipleri olacaksınız ve mutlak, muhakkak da olmalısınız. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın değerli genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım kardeşime ve onun şahsında tüm yöneticilere, il ve ilçe ilçe ülke ocakları başkanlarına teşekkür ve tebriklerimi iletiyor, başarılar diliyorum. Tarih boyunca dünyanın her yanında milletimizi yaşatmak ve yüceltmek için mücadele etmiş kutlu ecdadımızın minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve dava arkadaşlarına, aziz şehitlerimize, başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, ebediyete irtihal eden bütün dava arkadaşlarımıza ve ülkücü şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.